Utku Güner değerli izleyenler, Satırbaşı programı ile karşınızdayız. Satırbaşı'nda hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de önemli ve anlamlı bir haftayı ön plana çıkarmaya çalışacağız programımızda. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bizler Satırbaşı programı ekibi adına bu noktada farkındalık yaratmak için önemsiyoruz bu konuyu kesinlikle. Ve bugün de bu haftanın başlangıcı bu noktadaki farkındalığı anlatmaya çalışacağız bir kez daha bu stüdyolarda. Ekranları başında bizleri izleyenler için çok da kıymetli bir konuğumuz bizimle beraber. LÖSEF Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan stüdyo konuğumuz, kendisi canlı yayında. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Elim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman gibi çok naziksiniz. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Haftamızın bu ilk gününü sizinle geçirmeyi de aslında kendimize görebildik. Evet. Her zamanki desteklerinizle bugün burada olmak istedik. Evet, aslında LÖSEF yılın bu noktada aslında her günü çalışıyor ve doğru. Her günü her yerde bir farkındalık noktasında misyonu da var. Bunu çok da söyleyelim. Doğru. Ama özellikle 2-8 Kasım bu haftanın taşlandırılması lazım. Lösemili Çocuklar Haftası için mesajınız ne olur? Bir mesajla giriş yapalım ve bu farkındalığın önemi nedir evet, Türkiye'de, LÖSEF, dünyada ve Bursa'da? Evet, aslında bu haftanın sloganı bu sene maskemi atarım, hayalime koşarım. ve her şey bir çocuğun hayaliyle başladı. Aslında bu LÖSEF kurulduktan kısa süre sonra çocuklardan, hasta çocuklardan bir tanesinin neden bizim bir haftamız yok diye bir hayal kurmasıyla yönetim kurulu başkanımızın evet doğru bizim bir haftamız yok deyip buna el atması ve 2-8 Kasım tarihlerini Türkiye'de lösemili çocukların haftası yapması ve daha sonrasında da lösemi konusunda toplumu bilinçlendirmekle ilgili çalışmalara yön verecek bir hafta olarak hayata geçirdiğimiz gerçekten bir hafta. Dediğiniz gibi aslında biz yılın her dönemini farkındalıkla ilgili geçiriyoruz. Çünkü sadece kanser hastalarımızın tedavilerinde destek olmak değil, sağlıklı insanımızın da bu hastalıktan mümkün mertebe uzak kalmasını sağlamak için bilinçlendirme çalışmalarımız, seminerlerimiz ve sunumlarımız sürekli devam ediyor. Ama 2-8 Kasım bizim için çok kıymetli. Burada sadece lösemi hastalığını, çocukluk çağı kanserleri içerisinde en sık görülen, halk tarafından kan kanseri diye bilinen lösemi hastalığını daha çok gündeme getirdiğimiz bir hafta. Evet, kıymetli ve önemli. Özellikle LÖSEF'in Bursa çalışmaları da bu noktada ön plana çıkıyor. Bunu evet. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü LÖSEF'e artık nasıl ulaşacağımızın bu noktada iletişimi çok kolay. Çok rahatlıkla hem bunu söylüyorsunuz hem de evet. Bursa özelinde nasıl devam ediyor sistem ve işlem. Çok sağ olun. Bir şey hatırlattı bana söylediğiniz cümleler. Ben Bursa'ya İstanbul'dan ilk geldiğimizde LÖSEF'in kuruluş çalışmalarını yürütmek için ilk geldiğim zaman heykelden taksi dolmuşlara binerek çekirgeye geliyorum ve şey dedim, inmek istediğim yeri anlatırken işte parkın üçüncü kapısı, stadyumdan sonraki ikinci kapı, o zaman stadyum vardı biliyorsunuz. Evet. Dedim ki Allah'ım nasıl bu zaman geçecek ve şöyle diyeceğim günler gelecek ama sabırlı olmalıyız. LÖSEF'in orada ineyim diyeceğimiz günler gelecek diye. Aradan 10 yıl geçti gerçekten. Şimdi araçlara bindiğinizde, takside olmuş taksiye bindiğinizde, LÖSEF'in orası dediğinizde evet biliyorum deyip herkes kolaylıkla. Ve gerçekten de LÖSEF şehirlere gittiğinde o şehirde ne yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesini gerektiğini çok iyi planlayan, halka çok yakın, sürekli sahada olan faaliyetleriyle hem hastalara ulaşmak noktasında hem gönüllülerine ve destekçilerine ulaşmak noktasında. Hani ofiste oturup da hasta kaydı, gönüllü kaydı, bağışçı kaydı ya da işte bunların gelmesini telefonlarını bekleyen bir kurum değil. Direkt sahada, direkt kitlelere giden ve herkesi bu sivil toplum kuruluşu çalışmasının içine dahil eden bir sivil toplum kuruluşu çalışması ve Bursa'da da çalışmalarımız gerçekten dolu dolu gidiyor. Şimdi tüm Türkiye'de 2-8 Kasım tüm şehirlerimizde hareketli, hararetli kutlanıyor. Tabii ki eş zamanlı yürüttüğümüz projeler var. Bunlardan mesela Bursa'da başlattığımız canlı heykel. Bugün Zafer'in orada, hatta size görsellerini de sunmuştum. Zafer Plaza'nın orada, Şemsiyeli Kadın heykelinin orada. Ekiplerimiz sahaya çıktılar ve
Turuncu haftanın rengi, kanser hastalıklarının hepsinin farklı bir rengi var birbirinden. Lösemide de turuncu renk. Turuncu giymiş bir mankenimiz. Lösemi kanserle ilgili sloganlarını da sıralayarak orada halkın dikkatini çeken sunumlar yaptılar. Turuncu kurdele taktılar insanlara, günün anlamını belirten. Kanser hastaları geldi, yaklaştı, nasıl yardım alabileceklerini sordu. Çocuklar fotoğraf çektirmek istediler. Böyle etkinlikler var. Daha sonra Büyükşehir Belediye'mizin bizim bu haftayı desteklediği birçok çalışmayı da hayata geçiriyoruz. Kültür Park içinde bir LÖSEV farkındalık bahçesi oluşturduk. Turuncu çiçeklerle bir kurdele çalışıyoruz orada. Belediyenin binaları, saat kulesi gibi yapılar gece turuncu ışıklandırılıyor. Hı hı. Limak binası, işte özel, çok özür söyleyeceğim, Mövenpik turuncuya boyadı kendini. Hafta boyunca turuncu olarak geceleri yanacaklar. Ve bu noktada diğer belediyelerimiz de bu çalışmayı yapabilecekleri binalarını bugünden itibaren turuncu renkle aydınlatıyorlar. Bizim ekiplerimiz de gerek online gerek giderek okullarda çocuklarımıza seminerler düzenliyorlar. Bu seminerler şöyle önemli. Lösemi çocukluk çağının en sık görülen kanseri demiştik Sevda Hanım. Çocukluk çağı kanserleri, beslenme alışkanlıkları, doğru beslenme, sağlıklı yaşama, spor gibi alışkanlıkların da kazanıldığı yaşlar çocukluk çağları. Dolayısıyla bunların öğretilmesi anlamında çocuk bireylere yetişkin olmaları sürecinde bu alışkanlıkların doğru kazandırılması ve kansere mümkün mertebe uzak kalmaları için toplumsal bilinçlendirme zamanı olarak da görüyoruz. Aslında tüm Kasım ayını değerlendiriyoruz böyle. Tüm okullarımızda seminerlere Kasım ayı boyunca devam ediyoruz. Dolayısıyla haftayı dolu dolu sahada farkındalık yaratarak, broşürlerimizi dağıtarak, medyamıza, basınımıza, bültenlerimizi, görsellerimizi ileterek, şehrin büyüklerini ziyaret ederek, işte dün Sayın Valimizleydik, Ali Nur Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şehir dışındaydı ama yarın burada olacağı için yarın kabul ettiler. Bugün Nilüfer Belediye Başkanımıza uğradık. İşte emniyetimizden şey bekliyoruz, bizi davetlerine yanıt bekliyoruz. Haber verdik onlara, bilgi verdik. O kadar çok dolu ki kafam hangisini sıralayayım diye. Cumartesi bir kortejimiz var şehrin içinden. Kültür Park'ta hazırladığımız bahçeye gelip çiçeklerimizi tamamlayacağız. Sonunda küçücük bir kortej var. Bütün halkımız davetli. Saat 12 gibi Kültür Park'ta. Tam da ofisin kapısının karşısında. Pazar günü de gönüllülerimiz, ailelerimiz ve hastalarımızla birlikte bir doğa gezisi ve doğada bir piknik yapacağız. Yine turuncu piknik dediğimiz, işte herkesin turuncular giyerek mesajlar vereceği böyle keyifli. Keyifli bir hafta. Birbirinden hem ki yani keyif, eğlence ve coşkuyu bilgilenmeyle birlikte harmanlayarak insanların bunu almasını ve hayatlarına dahil etmesini istiyoruz. Ve bir de şunu istiyoruz ki, evet, gerçekten iyileşen çocuklarımızla büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Neden? Gerçekten bu çocuklara katkı sunulduğunda, ellerinden tutulduğunda hepsi hayata bağlanıyorlar. Ve onların aslında gerçek hayali bu, hayata bağlanmak. Eskisi gibi koşup oynamak, arkadaşlarıyla bir arada olmak, okuluna gitmek, futbol oynamak. Dolayısıyla çocuğun aslında hayali bu. Çok basit, çok küçük hayalleri var. İşte orada diyoruz ki, hani sen de bu çocukların hayaline ulaşmasına lütfen yardımcı ol. Kurumlarımız bu noktada ışıklarıyla desteklerini veriyor. Turuncu bir yol çiziyorlar gökyüzüne gece. Evet, hayaller için. Bunu söyleyeyim için. Turuncular önemli. Bugün de bize bu noktada aslında çok güzel bir broşla geldiniz. Evet. Turuncu broşumuz. Haftanın işte, haftanın anlamını anlatan bardağımız. Bunu mutlaka bu hafta stüdyomuzda kullanıyor olacağız. Ve tabii ki
Şimdi LÜSEV'i ben de görev yaptığım ekranda dönem boyunca hep ekrana taşımaya çalıştım nacizane. Kendi kanalımız böyle bu misyon içerisinde tabii ki. Çünkü farkındalık bizim için önemli. Bu noktada farkındalık yaratacak bütün kuruluşlara kapılarımız açık. Biliyorum. Şimdi LÜSEV'i konuşurken, LÜSEV'le lösemili çocukları konuşurken, çok hassas noktalara değinirken pandeminin öncesinde LÜSEV'in bu noktada farkındalık yaratmak istediği, bir kültür oluşturmak istediği başlıklardan bir tanesi de maskeydi. Gerçekten. Şimdi yıllarca uğraştık biliyorsunuz. Evet, bütün dünya, şimdi ben o turuncu maskeyi de bugün paylaşacağım. Tabii ki artık herkes maskenin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Haftamızın. Bütün dünyada haftanın anlam ve önemi için. Evet. Biz de maskelerimizle buraya geldik. Ekran için ses ve teknik açıdan çıkarıyoruz ama mesafemizi yayınlarımıza korumaya devam ediyoruz. Şimdi maske detayına girmek istiyorum. Yıllarca bu noktada biliyorsunuz. Çünkü evet. Bizim çarşıda, pasarda, sosyal hayatımızda, evimiz bizde lösemi tedavisi gören çocuklarımızda maske kavramı çok önemliydi. Bir hassas nokta da oluşturuyordu. Evet. Renkli maskeler, farklı maskeler. Oradaki o duygusal durumu kırmaya ve o farkındalığı tırnak içerisinde yaratmaya çok çalıştık ama pandeminin etkisiyle beraber çok hızlı bir şekilde maskenin ne kadar önemli olduğunu, çok değerli bir farkındalık olduğunu biz farkına vardık. Evet. Maske için ne söylersiniz? Bu noktada yıllarca, çok önemli bir detay çünkü. Çok gerçekten önemli ve sizinle programlarda bunu konuşurduk. Yıllarca maskeli çocukların dışlandıklarını, oysa onların kendilerini korumak için. Kesinlikle. Yani onların hassas bünyelerinin dışarıda mikroplara çok açık olduğu ve herhangi basit sağlıklı bir çocuğun ya da sağlıklı bir insanın hiç umursamadan vücudunun halledebileceği bir mikroorganizmayı, bir virüsü, bir bakteriyi tedavi gören bir yetişkin ya da çocuk atlatamayacak. Bu yüzden de maskeyle kendini koruyordu. Evet. Ve biz bunu aman ne olursunuz hani dışlamayın, onlar hani toplumda olmaya çalışıyorlar. Hani toplumdan soyutlanırlarsa bu hastalıkla mücadele etmeleri çok daha zor. Biz onların hep yanındayız ama yeterli değil diyorduk. Sonunda gerçekten maske bütün dünyanın hayatına girdi ve herkes bunu gerçekten kendini korumak için kullanıyor. Evet. Yani hastalığı dışarıya değil, kendini almamakla ilgili gerçekten herkes anladı. Ve hatırlarsanız maskelerin ilk takıldığı dönemlerde, şimdi insanlar alıştı kendi karbondioksit yutmaya, sanırım öyle düşünüyorum ama nasıl insanlar bunaldı ve çok zorlandılar. O çocuklar senelerce takıyor bu maskeleri. O hastalar senelerce takıyor. 5 yıl tedavi boyunca bu maskeyi takıyor. Yani evinde belki çıkarıyor, odasında çıkarıyor ya evinde dışarıdan gelenlere karşı bile bu maskeleri basit üstelik bunların daha da ventilli ve daha tabii. Sık dokunulu, işte daha süzen, filtreli olanlarını takıyorlar. Halkımız da öğrendi. Ben her zaman çok mutlu oluyorum ki Türk halkı yardımlaşmayı seven, bilen, köklerinden ve kültüründen gerçekten bu vakıf kültürünü almış da gelen, genleriyle gelen bir halk. Yardımlaşmayı çok iyi bilen, böyle de çok atasözlerimiz, deyimlerimiz vardır bilirsiniz. Yardımları da soralım. Füsun Hanım söz gelmişken bu noktada LÜSEV evet farkındalık yaratıyor ama yardım elini de hiç eksik etmiyor. Bu noktada hem maddi hem manevi. İkisi de çok kıymetli. Neler yapıyoruz, çalışmalarımız neler ve nasıl katkı koyabilirler? Çok teşekkürler. Bizim şu anda Türkiye genelinde hasta sayımız 50 binin üzerine çıktı. Güney Marmara'da 3 bin bu rakam. Sadece Bursa'da 2000 hastamız var. Kanser bunlar. Artık LÜSEV sadece çocuk lösemili hastalara değil, Türkiye vatandaşı olan, TC vatandaşı olan tüm kanserli vakalara maddi, manevi, aynı destekler götürüyor. Yani yetişkin bir kanser vakası LÜSEV'in her türlü desteğinden yararlanabilir. Bu noktada biz biliyoruz ki bu ülkenin ve bu bölgenin kanser yükü çok fazla. Tek bir telefonla LÜSEV'e ulaşarak yardım almak istiyorum, kanser hastasıyım demeleri yeterli. Biz o hastalarımıza aklınıza gelebilecek normal bir insanın, normal bir ailenin yaşaması için gerekli olan ne tür ihtiyaçlar varsa onları sunuyoruz. Onların moral ve motivasyon değerleri için birçok etkinlik ve faaliyet düzenliyoruz ve kendilerini o hastalığın o çaresiz sessiz girdabından çıkarıyoruz. Diyoruz ki bakın sizin gibi binlerce insan, çünkü insanlar ne yapıyor? Evine kapanıyor ve yalnızca o sıkıntıyı çeken kendisiymiş gibi bir süre sonra algılamaya başlıyor. Oysa öyle değil.
Binlerce insan bu hastalıkla mücadele ediyor. LÖSEV çatısı altında biz onları bir araya getirip birçok etkinlikte dertleşebilecekleri, paylaşabilecekleri ortamlara sokuyoruz. Dolayısıyla hasta diyor ki, tamam ya bir tek ben değilim, herkes mücadele ediyor, ben de mücadele edebilirim. Bu noktada sadece bu değil, biz o noktadan itibaren onları maddi, manevi, aynı, nedir bu? Et ve et ürünlerinden, kuru gıdasına, çocuk hastalarımızda kırtasiyesinden, oyuncağına, ailelere yakacağından, işte ev eşyasına, aklınıza gelebilecek her türlü hizmetin, yardımın yanı sıra nakdi desteklerde. Özellikle yeni teşhis alan hastaların aylık ödenen nakdi yardımları var. Dolayısıyla hiç kimse çekinmesin, bizim görevimiz bu. Bu ülkede kanser hastalarımıza destek olmak için kurulduk. O yüzden herkes rahatlıkla tek bir telefonla arayarak ben yardımlarınızdan faydalanmak istiyorum. Hastaya diyecek bu kadar. LÖSEV'e yardımcı olmak isteyen herkes yine aynı şekilde LÖSEV'i arayıp ben nasıl yardımcı olabilirim diyebilir. Çünkü herkesin yapabileceği yardım şekli farklıdır. Zamanı yoktur, maddi imkanı vardır, böyle yardımcı olur. Maddiyatı kısıtlıdır, kendine göredir. Zamanı vardır, böyle yardımcı olur. Gelir bir işin ucundan tutar, bizimle bir aile kolisini taşır, böyle yardımcı olur. Sosyal medyadan paylaşımlarımızı paylaşarak yardımcı olur. Yani LÖSEV'e yardım etmek için, destek olmak için ben ne yapabilirim deyip sosyal medya hesaplarımızı takip edip kişinin bizi tanıması yeterli. Çünkü LÖSEV biliyorsunuz hiçbir zaman işte sponsorluk, bütçeler, işte maddi yardımlar bu değil. Biz imece usulü herkesin, her kurumun kendi katkıları oranında desteklediği 23 yıldır bu imece usulü katkılarla bugüne gelmiş Türk halkı eseri bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bundan sonrası için de aynı şekilde tüm halkımızdan, özellikle Bursa'dayız biz. Tabii ki Bursa'da yapılacak bir takım projeler var. Çok yakın zamanda açıklayacağız. Bir çocuk köyü geliyor. Çok yakın. Evet. Bundan bahsediyordunuz zaten ama biraz daha hızlandı galiba proje. Hızlandı ve çok yakın süre sonra onun ilk temel atma törenleri, işte temel atma çalışmaları, tören sonra. Peki, baharda olur da. Şunu da soralım o konu içerisinde. Şimdi Bursa sağlık konusunda ve birçok konuda bir bölge niteliği de taşıyor. Evet, yani Güney Marmara tabii. LÖSEV için de bir bölge niteliği çok taşıyacak doğru. mı çocuk köyü? Türkiye için. Yani bu köy sadece bu bölgeyi değil, bölge anlamında değil, Türkiye anlamında bir önem taşıyacak. Çünkü bu bir çok Bursa'ya özel bir yapı, Bursa'ya özel bir projelendirme. Biliyorsunuz Bodrum Tatil Köyü var LÖSEV'in, yine bir bağıştı. Burası da rahmetli Ali Dinçsoy'un, çok değerli büyüklerimizden rahmetli Ali Dinçsoy'un bir bağışı. Çok istedi burada böyle bir tesis olmasını. Kaybettik ama biz onun vasiyetini yerine getireceğiz. Burası Bursa'ya özgü bir yer olacak. Yani burası kış turizmi, Uludağ, işte Mudanya, Trilye, İnegöl, İznik, bu bölgenin tanıtımının yapılacağı ve tüm Türkiye'den gelen çocuklara bu bölgenin tanıtımı yapılacağı bir tatil köyü gibi olacak. Bir proje köyü olacak. İçerisinde bu LSV dükkan dediğimiz anne atölyelerinin olduğu atölyelerin yanı sıra bunların satışlarının yapıldığı mağazası olacak ve o mağazanın kafesi olacak. İsteyen oraya gelip hem alışverişini yapacak, hem kahvesini içecek, hem kurabiyesini yiyecek, hem bu yolla lösemili çocuklara, kanser hastalarına bir katkı sunmuş olabilecek. Böyle çok prestijli, çok Bursa'ya çok anlam katacak, hepimizin emeğiyle hayata geçecek. Bursalı iş adamlarımız, sanayicilerimiz, halkımız 7'den 70'e herkesin desteğiyle Allah kısmet eder ve yaşarsak bizim hepimizin eseri olacak. Görmeyi nasip etsin Allah hepimize inşallah. Bir eser olacak. Dolayısıyla ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Tüm Bursa'yı da, tüm Bursalı iş adamlarımızı özellikle bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum. Çünkü bu gerçekten Bursa'ya kalacak bir eser. Bu yolla binlerce insanın, binlerce ailenin duasını alacak. Bu yolla da
Bursa'yı güzelleştirecek bir eser. Çünkü benim bilirsiniz hep derim ki LÖSEV bir şehrin gerdanlığıdır. Hani onu güzelleştiren, ona itibar katan, hani hı hı. böyle o boş göğsünü dolduran estetiğini, niteliğini. Onun için herkesin onu öyle pamuklara sarıp koruması lazım. Bir ricanız var, evet. Dile getiriyorsunuz. Evet. Kıymetli ve özel ve soracağım sorulardan bir tanesi de tabii ki LÖSENT'te olacak. Evet. Bu noktada son durum nedir hemen öğrenelim. Ciddi anlamda o da LÖSEV'in önemli projelerinden bir tanesiydi. Ve şu andaki hizmet aşaması nedir, neler yapılıyor biraz bahsedelim. Evet, LÖSENT'te biliyorsunuz 400 yataklı açılmıştı Sevda Hanım ve onun ruhsatıyla ilgili bir bekleme dönemi oldu. Çünkü işte büyük yapım bu hastaneye. Çok kanser hastamız var üzerine. Hastanenin büyük yapılması ama daha sonra değişen kadrolar sebebiyle hani evet. sözünü alamamamız ve ruhsatı konusunda sıkıntı yaşayarak önce 75 yatak, ardından 200 yatağa çıkan onayların alınması ve şimdi 400 yataklı tek refakatçili bir hastane orası. 400 yatağı içinde durmadan biz işte Sayın Sağlık Bakanımızdan, yetkililerimizden desteklerini istiyoruz. Bununla ilgili hepimiz ilgili insanlar hani kendi mektuplarını gönderdiler Sağlık Bakanlığı'na. Ben dahi. 400 yatağı da ruhsat alacağımızı biliyoruz. Çünkü orası bir tatil köyü değil, bir AVM değil, bir eğlence merkezi değil, ne bileyim bir bar değil, disco değil. Orası insan hayatının kutsal olduğu, insana insan olduğu için değer verilen, paranın hiçbir değerinin olmadığı bir hastane, bir sağlık kuruluşu. Dolayısıyla hani belki evet zor olacak, güç oluyor ama sonuçta bu engeli de aşacağız ve 400 yatağıyla hizmete girmesini sağlayacağız. Şöyle ki orası 1500 metrekare acili olan HEPA filtrelerle, 5 ayrı filtre sistemiyle korunan, işte basınçlı kapılarla korunan tedavinin, kanser tedavisinin son derece itinayla yapıldığı Avrupa'nın en örnek onkoloji hastanelerinden bir tanesi. Dolayısıyla ücretsiz, çocukların ücretsiz tedavilerinin de yapıldığı bir hastane. Aslında multidisipliner bir hastane. Yani ben rahatsızsam eğer gidip kendi imkanlarımla oradan tedavi alabilirim. Bu imkanım var. Benim tedavimden gelen yaratılan kaynak çocukların ücretsiz tedavisine gidiyor. Evet. Bu muazzam bir şey. LÖSEV'e kayıtlı ihtiyaç sahibi şey çocuklara gidiyor. Aynen öyle. Yani bunun altını çizelim. Çünkü orada evet, bir kafalarda bir karışıklık olmaz. Bir şey olmaz. Yok orada. Özel hastane, gidip her türlü branşından hizmet alabiliyorsunuz. Hı hı. Uyku sorunundan psikolojik sorununuza, estetikten kadın hastalıklarına her türlü hizmeti özel hastane statüsünde alabiliyorsunuz ama oradan gelen gelir. Kaynak evet gelir. Çocukların ücretsiz tedavisine aktarılıyor. Bu kendi içinde muazzam bir döngü. Hı hı. Yani çünkü biz birçok özel hastaneye gidip birçok şeyi yaptırıyoruz. Dolayısıyla kanserle ilgili özellikle multidisipliner bir tedavi gerekiyor. Yani siz kanseri sadece birkaç ilaçla geçiremiyorsunuz. Psikolojiyle, işte deriyle, bir sürü işte iç hastalıklarınızla, bir sürü şeyle ilgili kanserin yanında ilaç alıyorsunuz evet. ve başka şeylere ihtiyacınız var. Bu anlamda multidisipliner, yani çok branşlı tedavi edilmesi gereken o hastanede çok branşlı bir hastane. Herkes gidip oradan hizmet alabilir. Bu hizmetin kaynağı çocukların ücretsiz tedavisine fon yaratıyor. Dolayısıyla da kıymetli bu açıklama önemliydi çünkü. Yani kaç yatak olursa olsun orası halk sağlığına hizmet eden bir hastane. Evet. Toparlarsak son mesajlarımızı alalım. Neler söylersiniz farkındalık adına? Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Sevmez Metin'e, sizler, AS TV, bizim her zaman Hakimiyet Gazetemiz, bizim her zaman yanımızda oldunuz. Sesimizi duyurmak konusunda bize yol gösterdiniz, yöntem gösterdiniz. Bu çok kıymetli. Öncelikle tekrar bunu belirtmek istiyorum. LÖSEV olarak çocukların hayallerine ulaşması için küçücük adımlara ihtiyacımız var. Yani o herkesin küçücük adımlarıyla birleşip kocaman devasa yardımlara dönüştürüyoruz. Kimse acaba ben ne yaparım diye korkmasın. Herkesin yapabileceği bir şey var. Yani
70 yaşında lif örüp getiren teyze, yavaş yavaş bastonuyla gelen teyze ben bir şey yapabilirim diyorsa, sağlıkla çalışıp kazanan, üreten herkesin yapacağı bir şey var. Biz bu çalışmaları bu desteklerle sürdürüyoruz. Onun için 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda mesaj, her zaman söylediğim gibi Lösev bir Türk halk eseridir, eserine sahip çık Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Bursa. Evet, Bursa'yı da ekleyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz ve başarılar diliyoruz bu haftanın tamamında. Çünkü ciddi bir programınız var. Evet. Buradan da vurgulayalım. Bir nebze de olsa paylaşmaya çalıştık satır başı izleyenleriyle efendim. Noktalıyoruz. Süremizin sonuna geldik. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.